topraklara sahip çıkan, geleceği birlikte büyüten büyük bir aileyiz biz. Kazancını çoğaltıp yatırıma dönüştürmeyi bilenler için. Geleceğini, emeğini ve birikimlerini bize emanet edenler için. Hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için. Sevgisiyle geleceği büyütenler için tam 62 yıldır var gücümüzde çalışıyoruz. Bu ülkeye gönlümüzü vererek güvenle geleceğe taşıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın lider bankası Coop Bank 62 yaşında. kim alışveriş severim. Alışveriş için tek adres Önder Alışveriş Merkezleri. Her yaşa, her tarza uygun, binlerce çeşit ürün yerpazesi ile her şeyi bulabileceğiniz Önder Alışveriş Merkezlerinde aynı zamanda çocuklarınızla eğlenebilirsiniz. Önder Alışveriş Merkezlerinde bay bayan çocuk ayakkabı, kıyafet, hediyelik eşya ve evinizde ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Playzone bölümümüzde genç yaşlı çoluk çocuk demeden eğlenebilirsiniz. Öndere gidince biz çocuklar gibi şeniz alışveriş yapınca çok 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 karlıyız biz. Öndere gidince biz çocuklar gibi şeniz alışveriş yapınca çok çok Önder Musa, Önder Lefkoşa. Biz. Önder alışverişte lider. Evinizin bir ihtiyacı varsa uygun faiz oranıyla krediniz İş Bankası'nda. En yakın şubeden başvurun. Size özel faiz oranlarıyla 3 aya kadar ertelemeli ve 60 aya varan vadelerde sabit faizli ihtiyaç kredisini kaçırmayın. Mert Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Ana haber bültenine yansıyan haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki egemen eşit devlet siyasetinde geri adım atılmasının söz konusu olmadığını vurguladı. New York'tan katıldığı bir televizyon programında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kıbrıs Türk halkının lideri olarak konuşma yapması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Büyük bedeller ödeyen Kıbrıs Türk'ünün Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğini, olası bir anlaşmanın da ancak egemen eşit iki devletin işbirliğine dayalı olabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'tan katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatar, BM Genel Kurulu'nda Kıbrıs Türk halkının lideri olarak konuşma yapması gerektiğini, bu hakkın sadece Rum lider Nikos Anastasiyedis'e verilmesinin yanlı olduğunu kaydetti. Meseleyi inanınız ki çoğu ülke bilmiyor. Kıbrıs'ta bir mesele var, bir sorun var. Evet, Kıbrıs'ta iki ayrı halk var, Türkler ve Rumlar. Siz tek başınıza ben Avrupa Birliği'ne aldım demekle, teraziyi bizim aleyhimize yüz durumda işte biz de hamdolsun bu siyaseti geliştiriyoruz. O da nedir? Kıbrıs'ta iki ayrı egemen devlet olması gerekmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmasında Doğu Akdeniz'de Türk-Yunan dengesinin gözetildiğini hatırlatan Tatar, Rum tarafının tek taraflı AB üyesi yapılmasıyla birlikte bu dengenin bozulduğunu, terazinin Rum tarafının lehine döndürüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk'ünün çok büyük bedeller ödediğini belirterek, Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyeceğini, olası bir anlaşmanın da ancak egemen eşit iki devletin işbirliğine dayalı olabileceğini vurguladı. Kıbrıs'ın eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz'in eski Doğu Akdeniz olmadığını ve konjöktürün değiştiğini belirten Tatar, artık bu oyunun kurallarını değiştirme zamanı gelmişti. Biz bu oyunun kurallarını değiştirdik dedi. Rum Yunan ikilisinin, onların anlayışıyla, bu yetki alanları biliyorsunuz deniz yetki alanları suları ve tabii hava sahanlığı bütün bunları aleyhimize ve bizleri kuşatmak suretiyle yaptıkları tezgah bizim tarafımızdan asla kabul edilemez Tatar artık federal devlette ortaklık değil yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet siyasetinden geri adım atmamız söz konusu değildir ifadelerini kullandı. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü e, önemli konuşmasında Kıbrıs konusu bağlamında ifadeleri bizi çok mutlu etmiştir ee, gücümüzü bir kez daha buralarda e, gösterme e, durum ortaya çıkmıştır. Tatar, bunun asla kabul edilecek bir tarafı yok. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ezdirmeyiz. Biz bağımsızlık mücadelesinde egemenlik haklarımızı sıfırlayacak, duruşumuza zarar verecek hiçbir adımı atmayız. Oynanan oyun, KKTC yetkisini Birleşmiş Milletler'e devretmektir ve bu şekilde Ercan Havalimanı'ndan direkt uçuşlar olsun. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs meselesinin özündeki mücadelemiz eşit egemenlik meselesidir. Uluslararası camianın ...karıştırmaya çalışıyorlar. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ezdiremeyiz. Rum tarafı ne kadar egemense biz de bu tarafta. O kadar egemeniz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yapacağı görüşmeden beklentilerinin sorulması üzerine de Cumhurbaşkanı Tatar BM Genel Sekreterinin yeniden temsilci atayacağını ancak Kıbrıs Türk tarafının iki toplumlu federasyon görüşmeleri için atanacak özel temsilciye karşı olduğunu söyledi. Tatar, Genel Sekreterin 1960'larda gündeme gelen İki toplumlu federal parametreleri içeren o düşüncesinden kurtulması lazım. Ortak zemin yoktur. Artık Kıbrıs'ta yeni bir siyaset vardır. Bu yeni siyasette egemenlik temeline dayalı iki devletliliği içeren bir pozisyondur. Türk tarafının pozisyonu budur. Türkiye Cumhuriyeti'nin de siyaseti bunu destekliyor. Bu pozisyondan geri adım atmamız söz konusu değildir. Anastasiyelis'in söylediği kendisini bağlar ama Kıbrıs'ta bir anlaşma olabilmesi için iki tarafın da onay vermesi lazım. Bizim onay vereceğimiz anlaşma anlattığım gibidir. Benim geri adım atmak gibi bir düşüncem yoktur dedi. henüz ortak zemin Akdeniz Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında işbirliği ve kardeşlik protokolü imzalandı. İmza töreninde yapılan konuşmalarda iki ülke arasında yerel yönetimlerin işbirliği bağlamında atılan adımın önemi vurgulanırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belediyeler reformunun en kısa sürede hayata geçirilmesinin gerekliliği ifade edildi. Törene New York'tan video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da böyle bir işbirliğinin ulusal Kıbrıs davasında güç verdiğini belirterek adada en akılcı çözüm yolunun egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm olduğuna inancı belirtti. Bakan Ersen, Başbakan Ersen Saner ise belediyeler yasasının reforma ihtiyacı olduğunu meclis açılır açılmaz bu yasayı geçirerek belediyelerin sorunlarına çözüm sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Akdeniz Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında işbirliği ve kardeşlik protokolü imzalandı. Kaya Palazzo Otel'de yer alan imza töreninde Akdeniz Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında hizmet işbirliği protokolü, Değirmenlik ve Bucak, Büyük Konuk ve Sarı İdris, Geçitkale ve Akseki ile Yeni Erenköy ve Gölhisarı Belediyeleri arasında ise kardeşlik protokolü imzalandı. Törende konuşan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzel Lurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Başbakan Yardımcılığı nezdinde imzalanan protokollerle iki ülke belediyeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların ivme kazandığını söyleyerek protokolün ülkedeki ekonomik, insan odaklı, sosyal belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacağına da inanç belirtti. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çok farklı bir gönül bağı olduğuna dikkati çekerek, başkanlığı döneminde aynı coğrafya, hava, deniz ve değerleri paylaşan yerel yönetimlerin ilişkisini güçlendirecek protokole imza atılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. İçişleri Bakanı Kutlu Evren'de imzalanacak protokolle belediyeler arasında ekonomik, sosyal, kültürel her türlü faaliyeti geliştirecek çalışmalara imza atılacağını dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 28 belediye bulunduğunu ancak zaman içinde nüfustan kaynaklanan sorunlar nedeniyle belediyelerin ekonomik olarak ileriye gitme şansı yakalayamadığını söyledi. Evren, Covid-19 salgınıyla bu sıkıntıların daha da arttığına değinerek, mevcut belediyeler yasasının da ülkede belediyeciliğin gelişmesine, sosyal yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmadığını belirtti. Meclis alt komitesinde görüşülen belediyeler değişiklik yasasının Ekim ayı itibarıyla meclisten geçmesiyle daha ekonomik, rentable ve optimal ölçekte belediyecilik hizmeti verileceğine inanç belirten Evren, belediyeler reformunu gündeme getirmek için çalışma başlattıklarını belediyelerin sayısını düşürerek daha verimli belediyeler yaratma çabası içinde olduklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de iki ülke belediyeleri arasındaki ilişkinin bu protokolle daha da pekişeceğini belirterek bu işbirliklerinin faydalarını en kısa sürede göstereceğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki belediyelerin görev ve yetkileri Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'yla uyumlu hale getirilirken, İdari ve mali düzenlemelerle desteklenmesinin eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşadığını kaydeden Başçeri, meclisten geçecek yasayla bu eksikliğin ortadan kalkacağını ve belediyelere gelir yaratma kapasitesi yaratılacağını dile getirdi. 2004 yılından bu yana belediyelere altyapı anlamında kaynak aktarımı yaptığımız ne kadar yaptık diye baktığımızda 2004 yılından bu yana bu miktarın 105 buçuk milyon dolara tekabül ettiğini görüyoruz. Başbakan Ersan Saner de siyasi yaşamının belediyecilikle başladığını anımsatarak yerel yönetimlerin merkezi yönetimden farklı olarak halkla direkt temas ettiğini, yerel yönetimlerde tecrübe ve bilgi paylaşımının önemli olduğunu belirtti. Hükümet olarak kendi yerel yönetimlerine destek vermeyi görev bildiklerini, ancak pandemi nedeniyle bu konuda sıkıntılar yaşandığını anlatan Başbakan Yerel yönetimlerin halka hizmet noktasında daha etkin ve verimli olabilmeleri için 1995'te hazırlanan Belediyeler Yasası'nın reforma ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Saner İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarıyla meclis açılır açılmaz bu yasayı geçirerek belediyelerin sorunlarına çözüm sağlamayı hedeflediklerini de söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın sığınma evi, yaşlı bakım evi gibi ihtiyaçların yerel yönetimler tarafından karşılandığını anımsatan Başbakan, insan odaklı belediyeciliğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de geliştirilmesi gerektiğine işaret etti. Bu bağlamda bizler de artık belli görevleri ki burada çok iddialı bir söyle olacak peki ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu, artık bu gerekli imar planlarının yapımı sürecinde belediyelere devredilmesi gerektiğini de tartışmanın zamanının geldiğini değil geçtiğini bile söyleyebilirim. Göreve geldikleri dönemde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile dört ayrı protokol imzaladıklarını, bunlardan birinin de yerel yönetimlerle ilgili olduğunu anımsatan Saner, bu protokollerin Türk ulusuna hizmet olarak geri döneceğine de inanç belirtti. Konuşmaların ardından protokollere imza atıldı. İmzaların atılması sonrasında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törene video konferansla katılarak konuşma yaptı. Böyle bir işbirliğinin, ulusal Kıbrıs davasının kritik bir aşamadan geçtiği bu süreçte gündeme gelmesinin davaya güç verdiğini belirten Tatar, bu gibi işbirliklerinin iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine ve yerel yönetimlerin çağdaş bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde adada iki ayrı halk olduğu için Lefkoşa, Limasol, Larnaka, Baf, Girne ve Mausa'da Türk ve Rum belediyeleri olduğunu anımsatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının Aralık 1963'te silah zoruyla bu cumhuriyetten atıldığını anımsattı. Cumhurbaşkanı, New York'ta gerçekleştirdikleri temaslarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini koruma, ruma azınlık yapmama, devlete ve egemenliğe sahip çıkma konusundaki mücadelelerine devam ettiklerini kaydetti. Anavatan Türkiye'nin desteğiyle Cenevre'de masaya egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerisi koyduklarını ve bundan geri adım atmayacaklarını kaydeden Tatar, Yaşanan süreçte federal temele dayalı bir anlaşmanın mümkün olamayacağının ortaya çıktığını söyledi. Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğunu vurgulayarak Kıbrıslı Türklerin en büyük güvencesinin Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığı olduğunu söyleyen Tatar, en akılcı çözüm yolu egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözümdür. Bu gerçeği anlatıyoruz. Hedefimiz adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşmadır. Bu doğrultuda Rum tarafına diyalog çağrımıza devam ediyor ve uzlaşmaz tavrına son vermesini istiyoruz dedi. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin liderler onuruna vereceği gayri resmi yemeğin Rum lider Nikos Anastasiadis tarafından resmi bir görüşme gibi gösterilmesi çabalarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada bu çabanın beyhude bir uğraş olduğuna vurgu yapılırken Rum tarafını bu tür manipülatif ve yanıltıcı davranışlardan vazgeçmeye çağırırız denildi. Cumhurbaşkanından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiades'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin 27 Eylül Pazartesi günü vereceği yemek öncesinde Rum liderin gayri resmi olarak düzenlenen bu yemeği resmi bir görüşme olarak yansıtma gayreti içinde olduğunun görüldüğü ifade edildi. Bu çabanın çarpıtmaya dayalı tamamen beyhude bir uğraş olduğunu vurgulamak isteriz ifadelerine yer verilen açıklamada Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden, yani baştan beri var olan bu prensipler yeniden teyit edilmeden ve gerekli zemin oluşmadan resmi görüşmelerin başlayamayacağı ortadadır. Rum tarafını bu tür manipülatif ve yanıltıcı davranışlardan vazgeçmeye çağırırız denildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'ta Türk Evinin açılışına katılan Amerika Başpiskoposu Elpidorosa'ya gösterilen tepkileri eleştirdi. Cumhurbaşkanı Başpiskoposa gösterilen tepkinin Rum Yunan liderliğinin tahammülsüzlüğünün boyutu olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta Türk Evinin açılış törenine katılan Amerika Başpiskoposu Elpidorosa yönelik Rum ve Yunan liderliklerinin yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar şu ifadeleri kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak birçok dünya lideri yanında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinde katıldığı bu toplantıya en büyük iki semavi dinin temsilcilerinin de katılmış olması dünya barışı açısından alkışlanması gereken bir davranışken Rum Yunan ikilisinin buna tepki göstererek bu tepkiyi Rum Yunan liderlerinin başpiskoposla görüşmekten vazgeçme noktasına taşımaları ibret verici olaylardır. Siyasi sayıklarla yapılan bu hareketler Rum ve Yunan taraflarının bağnazlık ve tahammülsüzlüğünün ne düzeyde olduğunu göstermektedir. Kıbrıs'ta bir uzlaşı için gayret sarf edildiği böyle bir dönemde iki halk arasındaki güvensizliği daha da derinleştirecek bu tür davranışların bahse konu gayretlere zarar vereceği de ortadadır. Bu tür kabul edilemez hareketleri kınıyor uluslararası toplumunda gerekli sonuçları çıkarmasını bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan sürpriz bir faiz kararı. Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi 100 baz puan indirilerek %18'e düşürüldü. Karar sonrası dolar Türk Lirası Türk Lirası karşısında tüm zamanların zirvesini gördü. Euro ve Sterlin de karar sonrası Türk Lirası karşısında tırmanışa geçti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 16 ay sonra faiz indirimine gitti. Karar sonrası Türk lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında ciddi değer kaybetti. Merkez Bankası politika faizini 100 bas puan indirerek %18 seviyesine çekti. Piyasanın beklentisi faizlerin %19 seviyesinde tutulacağı yönündeydi. Merkez Bankası'nın karar metninde çekirdek enflasyona ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği ifade edilirken, Metinden kararlı sıkı duruş ifadesi çıkarıldı. Karar metninde sıkı duruşta ödü veren ifadeler de yer almadı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası dolar-türk lirası karşısında tüm zamanların zirvesini gördü. Dolar-türk lirası karşısında ilk işlemlerde 8.8017 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Aynı sıralarda euro-türk lirası karşısında 10.3250'yi, sterlin-türk lirası karşısında ise 12.0557'yi gördü. Piyasa kapanışındaysa bu rakamlar az da olsa geriledi. Dolar günü 8.73, Euro 10.28, Sterlin ise 12.35 seviyesinden tamamladı. Değerli izleyenler, Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Saat 10.30'da başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapılmadı. Değerli izleyenler ülkemizde bulunan Akdeniz Belediyeler Birliği heyeti temaslarda bulunuyor. Heyet bu çerçevede Cumhurbaşkanı vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Seneroğlu ve Başbakan Ersan Saneri ziyaret etti. Başbakan Sener heyeti kabulünde hizmet alayı, alanı aynı olan belediyelerin tecrübelerini paylaşmasının çok önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan Hakan Tütüncü Başkanlığındaki Akdeniz Belediyeler Birliği heyetini kabul etti. Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde, Türkiye'den Eğridir, Bucak, Sandıklı, Pamukkale, Çiçekpınar, Alanya ve Kızılkaya Belediye Başkanlarının yanı sıra heyete eşlik eden Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzellurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'la Beyarmudu Belediye Başkanı İl İlker Edip de hazır bulundu. Akdeniz Belediyeler Birliği heyeti Başbakan Ersan Saner tarafından da kabul edildi. Birlik Başkanı Hakan Tütüncü, ziyaretlerinin temel sebebinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeleri ile işbirliği ve kardeşliği geliştirmek olduğunu söyledi. Başbakan Ersan Saner de Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları protokollerin arasında belediyelerle ilgili olanların da bulunduğunu hatırlattı. Göreve gelir gelmez ama vatan Türkiye Cumhuriyeti ile dört ayrı protokol Protokollerin bir tanesi de belirgelerimiz. Bugün de imzalanmış olan protokolün bir gereği olarak çok üstlük belediyeler, belediyeler birliği Akdeniz belediyeler birliğinin ortak bu tip çalışmaları birlikte yürütecek olduğunu görmek beni başbakan olarak çok memnun Siz de ifade ettiniz Akdeniz belediyeler birliği 77 belediye mevcuttur. E şu anda 48 başkanımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ben Filze, e, sizin nezdinde hepinize, hepinizin de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendi hizmet alanlarını bırakıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu adına Burada da bir tek var. Aynı çevrede, aynı denizlere bakan bir ve aynı doğada hizmet veren, yani bir başka bir işle, hizmet alanı doğal olarak aynı olan bu belediyelerin birlikte elde ettikleri gerek teknolojik anlamda, gerek uygulamadaki, gerekse de hizmet götürme anlamındaki tecrübeleri paylaşmak çok önemli bir Saner, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki işbirliklerinin tek amacının halka daha iyi bir hizmet sunmak olduğunu belirtti. Saner, işbirliğinin devamı için hükümet olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını da kaydetti. Yeniden Doğuş Partisi Tepe başında halkla buluştu. Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı burada yaptığı konuşmada 3 yıl içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ekonomik açıdan kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya kavuşturmamaları halinde siyaseti bırakacaklarını söyledi. Yeniden Doğuş Partisi Tepe başında halkla buluşma etkinliği düzenledi. Yeniden Doğuş Partisinden verilen bilgiye göre, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı katıldığı etkinlikte ülke gündemini değerlendirdi, ekonomik reformlara değindi. Üretme vaktinin geldiğini belirten Arıklı, Güvercinlik bölgesinde 170 tane küçük ölçekli fabrikanın oluşturacağı organize sanayi bölgesi kurulacağını, orada binlerce gencin iş bulacağını ve üretilenlerin de Türkiye ve Türkiye dışındaki ülkelere satılacağını söyledi. Arıklı, 3 yıl içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ekonomik açıdan kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya kavuşturamamaları halinde siyaseti bırakacağını ifade ederek bu kadar inançlıyız, bu kadar kendimize güveniyoruz dedi. Kıptek'te yılda 500 milyon lira civarında vurgun yapıldığını da söyleyen Arıklı, kendinen kararlı bir şekilde bunun üzerine gittiklerini ifade etti. YDP'nin ilkelerine ters düştüğü anda hükümetten her an çekilebilerek muhalefete geçebileceğini kaydeden Arıklı, hiç kimsenin YDP'yi bir koltukla satın alamayacağını söyledi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Akdoğan, Vadili ve Paşaköy'deki sağlık merkezlerini ziyaret etti. Ziyaretinde Vadili ve Paşaköy Belediye Başkanları'yla da görüşen Bakan Üstel, bölge halkının sağlık konusundaki beklentileriyle ilgili bilgi aldı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi, Vadili Sağlık Odası ve Paşaköy Sağlık Odası'nı ziyaret etti. Badeli ve Paşaköy belediyelerini de ziyaret eden Bakan Üstel, belediye başkanları Mehmet Adahan ve Habil Türücü'den bölge halkının sağlık konusundaki beklentileriyle ilgili bilgi aldı. Akdoğan, sağlık merkezine antijen testlerinin yapılması için gerekli adımların atıldığını belirten Sağlık Bakanı Üstel, önümüzdeki hafta itibariyle Akdoğan sağlık merkezinde antijen testlerinin yapılacağını da söyledi. Paşaköy Sağlık Odası'nda da incelemelerde bulunduklarını belirten üstel, sağlık odasının daha aktif hizmet sunması için harekete geçeceklerini belirtti. 23. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 2 yıl aradan sonra bu yıl ülkemizde düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doçent Doktor Deren Oygar 23. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi'nde açılış konuşması gerçekleştirdi. Doçent Doktor Deren Oygar, COVID-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına almasından en çok sağlık çalışanlarının etkilendiğini belirterek pandemiyle savaşan tüm sağlık çalışanlarını da saygıyla selamladı. Gerek bilimsel gerekse böbrek nakillerinde olduğu gibi klinik çalışmaların da işbirliğinin, işbirliğinin devamını temenni eden Oygar, verimli ve başarılı bir kongre olması dileklerini iletti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Speyer, Birleşmiş Milletler Çevre ve Barış Gençlik Şampiyonlarını ağırladı. Ara bölgede düzenlenen etkinlikte konuşan Speyer, Kıbrıs sorununa sürdürülebilir çözüm bulunmasına herkesin katkı koyması gerektiğine işaret ederek özellikle gençlere bu konuda önemli roller düştüğünü söyledi. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Misyonu'nun British Council'ın Co-Power Projesi aracılığıyla birlikte yürüttüğü 2021 BM Çevre ve Barış Gençlik Şampiyonları programının tamamlanması ve 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan dayanışma evinde resepsiyon verildi. Haydi daha yeşil bir gelecek inşa edelim misyonuyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spear, iki hafta süren yoğun programı tamamlayan gençleri çabalarından dolayı tebrik etti. Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Elizabeth Speer, Kıbrıs sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulunması için tüm vatandaşların katkı koyması gerektiğini ifade ederek bu konuda özellikle gençlere önemli roller düştüğünü vurguladı. Speer, liderlerden harika şeyler bekliyoruz ancak liderlerin de yardıma ihtiyacı olur ve biz inanıyoruz ki siz uzun yıllardır devam eden Kıbrıs sorununa liderlerin nihai olarak çözüm bulma çabalarına katkı koyabilirsiniz. Kıbrıs sorununu sürdürülebilir çözümü için tüm vatandaşların birlikte çalışmasına ihtiyacımız var ve özellikle gençlerin çok önemli bir role sahip olduğuna inanıyoruz diye konuştu. Resepsiyona iki toplumlu çevre teknik komitesi eş başkanları da katıldı. Küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle üreticilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapıldı. Maliye Bakanı Dursun Oğuz üreticilere toplamda 47 milyon 352 bin Türk liralık kaynak aktarımı yapıldığını açıkladı. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Küçükbaş Hayvan Yetiştiricisine hayvan başı destek ödemelerinin ve üreticilere doğrudan gelir desteği ödemeleri için kaynak aktarımının yapıldığını belirtti. Buna göre 2021 yılı küçük baş hayvan başı ikinci ile doğrudan gelir desteği birinci kısım ödemeleri için toplamda 3.877 küçük baş hayvan yetiştiricisine 290.710 adet küçük baş hayvan karşılığında 21 milyon 143.755 TL tahıl yem bitkileri narenciye alanları için 8.626 üreticiye de 2021 yılı birinci kısım ödemesi olarak 26.208.996 TL 69 kuruş olmak üzere toplamda 47.352.751 TL 69 kuruş kaynak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın hesabına aktarıldı. Prim desteği hakkında yasa gücünde kararnameler resmi gazetede yayımlandı. Covid-19 salgını nedeniyle ödeme güçlüğü çeken iş yerlerinin, çalışanlarının, sosyal sigorta primlerinin belli oranda karşılanması amacıyla hazırlanan kararnameler 6 ay süre için geçerli olacak. Bakanlar Kurulu Eylül 2021-Şubat 2022 dönemi sosyal güvenlik yasası kapsamında sigortalı olanlara uygulanacak prim desteği hakkında yasa gücünde kararname ve aynı dönemde Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında sigortalı olanlara uygulanacak prim desteği hakkında yasa gücünde kararnameyi onaylayarak resmi gazetede yayınlanmasına ve Cumhuriyet Meclisi'ne sunulmasına karar verdi karar dünkü resmi gazetede yayımlandı. Kararnamelere göre Sosyal Güvenlik Yasası ve Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında olan sigortalı çalışanlara Eylül 2021 Şubat 2022 ayları için çalışan sayısının 1 ile 10 arasında olması halinde çalışana ait prim tutarına ilaveten işveren hisse miktarının %50'si 11 ve üzeri olması halinde İşveren hisse miktarının %70'inin sigortalının primi esas kazanç tutarı üzerinden kesip, en geç ilgili ay takiben ayın 15'ine kadar ödenmesi koşulu bulunuyor. Devlet hissesi hariç kalan işveren hisse miktarının ise çalışan sayısının 1 ile 10 arasında olması halinde %50'sinin 11 ve üzeri olması halinde %30'unun işverenlerin prim desteğinden faydalanabilmesi için tüm çalışanlarına ait tüm prim borçlarını ödemiş olması veya prim borcunu yapılandırmış ve bu yapılandırma kurallarına uyması ve Eylül 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında iş yasasının 15. maddesi altında verilen duruşlar veya çalışanın yurt dışına çıktığını belgelemesi hallerinde verilen duruşlar hariç, 6 ay süreyle çalışanlarını durdurmaması koşulları ile ödenmesine karar verildi. Kararnamelere göre prim desteği kapsamı dışında kalan sektörlerse şunlar. Devlet bütçesinden kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşları, yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki işyerleri, devletin en az %10 hissesinin olduğu kuruluşlar, devletin yönetiminde ve denetiminde olan kuruluşlar, eczaneler, eza depoları, medikalciler, benzinciler ve gazcılar, bankalar, sigorta şirketleri, döviz büroları, finans şirketleri ve muhasebe ofisleri, bet ofisleri, gece kulüpleri, üniversiteler, İlk öğretim ve orta öğretim kurumları, laboratuvarlar, hastaneler, klinikler ve veteriner klinikleri, CSM operatörleri ve internet sağlayıcıları, kooperatifler ve bunlara bağlı işletmeler ve ev hizmetlerinde çalışanlar. Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği mesleklerinin prim desteği kapsamı dışında bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği hesap uzmanlarının Eylül 2021, Şubat 2022 dönemi sosyal güvenlik yasası kapsamında sigortalı olanlara uygulanacak prim desteği hakkında yasa gücünde kararnamede kapsam dışı bırakıldığını belirterek buna tepki gösterdi. Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada birliğin hem meslek itibarlarının hem de ekonomik çarkların içerisindeki görevlerinin önemini hatırlatmak için her türlü tepkiyi ortaya koymak üzere karar alındığı ve her türlü eylem ve başvurulacağı duyuruldu. Demokrat Parti milletvekiliyken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Ahmet Elbasan anıldı. Trafik kazasında hayata veda eden Demokrat Parti milletvekili Ahmet Elbasan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla İskele Kabristan'ında tören düzenlendi. Törene Elbasan'ın ailesi, sevenleri, bazı milletvekilleri katıldı. Alma töreninde ilk konuşmayı Ahmet Elbasan'ın kızı yaptı. Halkını, milletini seven canım babam. İyi ki senin kızınım. İyi ki senin kızın olarak, senin evlatların olarak doğduk, geldik bu, bu dünyaya. Törene Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Yasemin Öztürk, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre'de katılarak konuşma yaptı. Bölgelerindeki yarım kalmış inşaatların ekonomiye kazandırılması adına çalışma toplantısı yapıldı. Toplantıda sorun ve eksikliklerin tespit edilmesi ve yol haritası çizilmesi hedeflendi. Sanayi bölgelerindeki yarım kalmış inşaatları konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda toplantı gerçekleştirildi. Sanayi İdaresi Müdürü Mustafa Yeşil'in başkanlık ettiği toplantıda sanayi bölgelerindeki yarım kalmış inşaatlar hakkında sorun ve eksikliklerin tespit edilmesi, yol haritası çizilmesi hedeflendi. Sanayi İdaresi Müdürü Mustafa Yeşil toplantı başlangıcında yaptığı konuşmada yarım kalan inşaatlar hakkında bilgi verdi. Yeşil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 4,5 milyon metrekare alanda 17 tane sanayi bölgesi mevcuttur. Bunlardan 4 tanesinin altyapısı henüz tamamlanmadığından dolayı faaliyete geçmemiştir. Faaliyette olan 13 sanayi bölgesinde toplam 1824 parsel bulunmaktadır. Bunların 341 tanesi inşaat halindedir. 184 tanesi boştur. Ancak ön kira sözleşmesi dediğimiz bir yıllık kira sözleşmelerinin süreleri geçerli olduğundan buralarda her an inşaata başlama durumu olabilir şeklinde konuştu. Toplantıya katılan Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin ise kaymakamlık olarak Alayköy gibi bazı bölgelerdeki inşaatların ruhsatlandırılmasında yetkili olduklarını belirterek bu yetkiler çerçevesinde sanayi dairesine destek olacaklarını belirtti. Belediyeler Birliği adına toplantıda bulunan Birlik idare Amiri Muammer Güneş de söz alarak toplantı süresince mevcut durumu, yasal boyutunu ve belediyelerin katkısını tartışacaklarını kaydetti. Sanayi Odası Genel Sekreteri Doğa Dönmez Erse, sanayi bölgelerinde yarım inşaatların ciddi bir boyuta ulaştığını belirterek, azaltılması adına atılacak her adıma destek vereceklerini ve teknik kadrolarıyla bu yönde çalışacaklarını söyledi. Değerli izleyenler, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Lefke Gazi Lisesi'nde protesto eylemi yaptı. Sendika okulda öğretmen eksikliğine dikkat çekti ve öğretmenlik sınavlarının daha erken yapılmasını istedi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Lefke Gazi Lisesi'nde yaşanan öğretmen eksikliğini ve öğretmenlik sınavlarının erken yapılmamasını protesto etti. Sendika yetkilileri, öğretmenler ve okulayla birliği temsilcileri Lefke Gazi Lisesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Sendika adına söz alan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, Okulların açılmasının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen öğretmen ihtiyaçlarının hala daha giderilmediğini savunarak 92 öğretmen, 32 muavin ve 10 müdürün şu an okullarında olmadığını söyledi. Elmalı, okulların Eylül ayında eksiksiz açılmasının önüne geçmek için öğretmen sınavlarının Ağustos ayında yapılması gerektiğine dikkati çekerek bu sorunun planlamayla çözülebileceğini belirtti. Lefke Gazi Lisesi'nde 9 öğretmen eksikliğiyle iki haftada 3.500. 500 ders kaybı bulunduğunu kaydederek bu iki haftalık mağduriyetin ve diğer okullardaki tüm öğretmen eksikliklerinin bir an önce giderilmesini istedi. Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Enver Bıldır da okulda her gün 25 ders saatinin boş geçirildiğini ifade ederek öğretmen sınavlarının zamanında yapılmasını istedi. Değerli izleyenler, piyasada satışı yapılan zeytinyağı Tarım Dairesi tarafından denetlendi. Piyasada satılan 35 adet zeytinyağı numunesi toplanarak tahsis analizi için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre denetimlerde 34 adet zeytinyağı numunesi aslına uygun olarak saptanırken bir adet numunenin uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı. Açıklamada yağsal zeytinyağı adlı zeytinyağı markasının 10-2019 üretim tarihli zeytinyağlarında tahşis saptanmış olması nedeniyle piyasadan toplatılmaya başlandığı belirtilerek denetimlerin devam edeceği vurgulandı. Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Lefkoşa Doktor Burhan Almanoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi Bölümünün ziyareti e, ziyaret etti. Ziyarette bölümün öncelikle ihtiyaçlarını tespit etmek üzere görüş alışverişinde bulunuldu. Kibriye Güneş Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lyons Kulübü heyeti, Lefkoşa Doktor Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi bölümünü ziyaret ederek onkoloji tedavisi görmekte olan çocuklara Dünya Okuma Bayramı münasebetiyle masal ve hikaye kitapları hediye etti. Lefkoşa Merkez Kulübü'nden yapılan açıklamada bölümün öncelikli ihtiyaçlarını tespit etmek üzere görüş alışverişinde bulunuldu ve taşınabilir dijital X-ray cihazıyla tekerlekli sandalye için taşınabilir oksijen tüpleri teminine gidileceği belirtildi. Lefkoşa Merkez Leons Kulübü Başkanı Kibriye Güneş, servise geçen yıl 4 adet ayaklı tıbbi monitör sağlandığına işaret ederek ihtiyaçları karşılamak üzere kolları sıvadıklarını belirtti. Değerli izleyenler BRT Haber Merkezinden ana haber bültenine yansıyan haberler böyleydi. Gelişmeler de yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Ali Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Çambulat Bayrak Radyosu'nda yayınlanan spor dosyası programına telefonla konuk oldu. Yeni cami maçını değerlendiren Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Çambulat, ''İyi oynadığımız bir maçta maalesef 2 puan kaybettik. Oyuncularımızın performanslarından memnunum. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek skor daha farklı olurdu dedi. Can Bulat ayrıca maçta Hüseyin Sadıklar'la yaşananlardan da oldukça üzgün olduğunu söyledi. Gönyeli antrenörü Serkan Önet, Bayrak Radyosu'nda yayınlanan spor dosyası programına konuk oldu. Türk Ocağı maçı ve Cumartesi günü oynanacak olan Cihangir maçı ile ilgili açıklamalar yaptı. Zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Önet, oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Türk Ocağı çok iyi bir takım. 3 puan aldığımız için memnunum. Gönyeli bir oyun sistemi oturtmak için çalışıyoruz. Antrenmanlardaki taktik çalışmaların Türk Ocağı maçına yansıdığını görmekten mutluyum ifadelerini kullandı. Bayrak Radyosu'nun yayınlanan spor dosyası programına telefonla konuk olan Maraş Teknik Direktörü İzzet Kaçmaz, kazandıkları Çanakkale ve oynayacakları Çayna Pazar Gençlik Gücü maçları hakkında açıklamalarda bulundu. Ligin ilk maaşının her zaman zor geçtiğini ifade eden Kaçmaz, Çanakkale karşısında geriden gelip kazanmak bizim için önemliydi. Özellikle kalemizde goller gördükten sonra toparlanıp verdiğimiz reaksiyonla kazanmak takımın özgüvenini arttırdı. Zamanla daha iyi olacağız ifadelerini kullandı. Basketbolda sezona ilk kaçan takım Büyük Erkekler Ligi ekiplerinden Çetin Kaya oldu. Sarı Kırmızılılar sezonun ilk itmanını Koç Kadriye Alagöz gözetiminde Atatürk Stadı Tartan Pistinde gerçekleştirdi. Levkoç Atatürk Stadı Tartan Pistinde yapılan sezonun ilk itmanını Çetin Kaya Kulübü Başkanı Ceren Tunalı ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu almış olduğu karar çerçevesinde bölge toplantıları başlattı. Bu çerçevede her bölgede üyesi bulunan derneğin ilk toplantısı geçtiğimiz hafta Manusa bölgesi üyeleriyle gerçekleştirildi. Toplantılarda derneğin kısa ve uzun vadede yapmayı planladığı faaliyetler ve çalışmalar hakkında üyelere bilgi verilip görüş alışverişinde bulunuldu. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan, katılım gösteren üyelere teşekkür ederek görüşlerin değerlendirileceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti Kickbox Federasyonu 3 organizasyonu bir arada düzenliyor. 26 Eylül Pazar günü yapılacak olan organizasyonlar 2021 Kickbox Ligi 3. Ayak Müsabakaları 13. Ayda Tilki Kickbox Şampiyonası ve 1. Mixed Martial Arts Karma Savunma Sporları olarak belirlendi. Organizasyonlar Müzikli Form, Point Fighting, MMA Grappling ve MMA Light kategorilerinde gerçekleşecek. Mausa Arena Spor Salonu'ndaki müsabakalar saat 10'da başlayacak ve tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlenecek. Müzik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu'nun organize ettiği 2021 plaj güreşi turnuvalarının dördüncüsü Cumartesi günü Yeni Boğaz Plajı'nda yapılacak. Salgın süreci nedeniyle tüm tedbirler alınarak gerçekleştirilecek müsabakalar saat 12'de sporculara yapılacak. Per testlerinin ardından saat 14'te başlayacak. Sezonun ilk turnuvası Yeni Erenköy'de, ikincisi Tatlısu'da, üçüncüsü ise geçtiğimiz hafta sonunda Büyük Konuk Kaplıca Plajı'nda gerçekleştirilmişti. Müzik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Handball Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Katar Handball Federasyonu Başkanı, aynı zamanda Asya Handball Federasyonu Yardımcısı ve Dünya Handball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammed El Sabi ile görüştü. Bosna Hersey'in Bogojana kentinde gerçekleşen görüşmede handbolun durumunun yanı sıra sıkıntılar da ele alındı. Ayhan yaptığı açıklamada 5 Kasım tarihinde Antalya'da yapılacak olan 38. Dünya Handbol Federasyonu Kongresi'nde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer alması için girişim yapacağını ifade etti. <Sessizlik> Kayrenya Offroad Derneği'nin organize ettiği Alp Cans Afrodizya Offroad Raid 2021 yarın start alacak. Geçtiğimiz sene olduğu gibi pandemi şartlarına göre hazırlanmış kısa afrodizya 3 gün sürecek ve pazar günü sona erecek. Yarın akşam üzeri Lefke'de bulunan Robbers Cafe önünden saat 16.30'da başlayacak. İlk gün geçilecek Alp Chance özel seyirci tabının ardından ekipler kamp alanına gidecek. Yarışın ikinci günü rally kategorisi yarışçıları hız limitinin olmadığı 4 kapalı etap geçecek. Raid kategorisi yarışçıları ise 2 koordinat etabıyla günü noktalayacak. ATV, UTV ve motosikletlerin yarışacağı macera kategorisinde ise 4 etap bulunuyor. Yarışın son günü tüm kategoriler yol notuyla 2 açık etap geçip finişe ulaşacak. <laughs> Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Yucatel Kayseri Spor'a 3-0 mağlup oldu. Kayseri Spor'un gollerini Tiam ve Emrah Başsan kaydetti. Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı bu skorla 10 puana ulaşan Yukatel Kayseri Spor ligde 8. basamağa oturdu. 8 puanlı Galatasaray ise 11. sırada kaldı. Süper Lig'in diğer karşılaşmalarında Atakaş Hatay Spor'a Göztepe'yi 2-0, Gaziantep'te sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi. Fenerbahçe ise şu sıralarda başlaması beklenen mücadelede Giresun Spor'u ağırlayacak. Müzik önce isim Türk Bankası para hattını sunar. Global piyasaların etkisiyle ortalama kur olarak İngiliz sterlinini değer kazanarak 11,7622'den 11,9834'e yükseldi. Euro değer kazanarak 10,1023'ten 10,2526'ya yükseldi. Amerikan doları değer kazanarak 8,6172'den 8,7497'ye yükseldi. 1407 puandan açılan Borsa İstanbul günü 6 puan değer kaybederek 1401 puandan kapadı. Türk Bankası para hattını sundu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan kuvvetli esecek. Bu gecenin düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 16, Girne'de 21, Alev 16, Güzel Yurt'ta 16, Gazi Mağusa'da 18, Lefke'de 21 ve Yenere Köy'de ise 20 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 29, Girne'de 26, Alev 24, Güzel Yurt'ta 28 Gazimoğusa'da 28, Levkede 26 ve Yeni Erenköy'de ise 27 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan 4 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 yer yer 3 metre dolaylarında olacak. <laughs> markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.